Darbe girişimi var sözünün altında acaba ne var? Orada istifasını istedi. Ermenistan Başbakanı sokağa çağırdı. Dolayısıyla zaten uzun bir süreçtir Ermenistan'daki bu karışıklık devam ediyordu. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar, Ermenistan'da yaşananlara ilişkin Paşinyan'ın bu açıklamasına ilişkin ne söylersiniz? Zaten biz bu süreçte Paşinyan'ın istifasının istendiğini ve halkın protestolarını biliyorduk. Şimdi Paşinyan da halkı sokağa çağırdı. Kendisine bir darbe girişimi olduğunu aktardı anladığımız üzere. Neler yaşanıyor sizce? İskender füzeleri üzerinden yaşanan çok bomb tartışma var. Onu bir anlatalım isterseniz. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama dün okuduğum kadarıyla füzeler niye patlamadı, niye çalışmadı, niye kullanılmadı diye sorulmuş galiba Paşinyan'a. Paşinyan da çalışmadı demiş. Buyurun. Şimdi ordu zaten savaşı kaybetti. Çok ciddi anlamda Ermenistan ordusunda büyük bir yıkım var. Hı. Yani zırhı unsurların %65'ini %70'ini kaybetmiş durumda. Şimdi bununla beraber zaten toplumda itibarı güçlü bir şekilde kaybetti Ermenistan ordusu. Hı hı. Şimdi bunun üzerine bu sefer bu İskender füzeleriyle ilgili tartışma patlayınca ve İskender füzeleriyle ilgili işte siyasetler, toplum orduyu suçlayınca tabii gerilme sebebiyet verdi. Ne diyorlardı? İşte Azerbaycan'da kullandıkları İskender füzeleri ki 52 en kuvvetli taktik balistik füzeler. Yani %90'ı patlamadı, %10'u patladı. Tabii bu ne manaya geliyor? Bu kere o disiplinsizliği manasına geliyor öncelikle. Çünkü bu füzeleri satın aldıkları bunların en önemli tarafı bunların depolanması. Depolanması ile ilgili zafiyetler kendisini göstermiş olmalı ki füzeler ve füze başlıklarını yitirmiş. O yüzden patlamıyor. Temel tartışma bu füzelerin bu şekilde bakımsız olması, kullanılaması hale gelmesi. Bunların savaşçı kullanılmaya kalkıldığı zaman Ermenistan'ın en kritik anında bu bekledikleri etkiyi ortaya koymaması büyük bir suçlamayı beraberinde getirdi. Bu füzeler nasıl elde edilmiş? Nereden gelmiş? Rus füzesi. Ruslardan alındı. Ruslardan alındığını biliyoruz. Hı. Yani şimdi böyle olunca tabii bu belli ki... Yakın zamanda mı alınmış Abdullah? Hayır bunlar çok eski. Çok eski. Yani, bakımı eski mı yapılmış? Buradaki tartışma Ruslar çünkü büyüdü bayağı. Verildi, bilmiyoruz. Belki içerisinde Rusların şeyleri de var. Kurnazlıkları da var. Çünkü biliyorsunuz bu tür hibelerin içinde... bu iddialar da vardı evet. Tabii ya bir sürü şey konuşuldu onların içerisinde. Hı hı. Burada tabii ordu yaralandı belli ki. Zaten yaralıydı. Doğru. Bir de kendi halkı tarafından vurulunca Paşinyan istifasını istedi. Şimdi bu ordunun siyasete müdahalesi manasına geliyor. Siyasete müdahale edince bunu bir darbe olarak algıladılar. Aslında yani hani darbe olarak algılama işine geliyor. Çünkü Paşinyan bir şekilde eğer iktidardan düşer çok ciddi bir şeyle karşı karşıya kalacak. Yargılamayla mı? Sorunla karşı karşıya kalacak. O da tabii koltuğunu bırakmamak için direniyor. Destek bulur mu yani, ki halkı sokağa çağırması? Anlamadım ben onu. Zaten halk Paşinyan gitsin diye sokağa çıkmamış mıydı sokağa savaştan çağırıyor, sonra? Halk nasıl pozisyon gösterecek, üretecek onu göreceğiz. Ama orada itibarsız, Paşinyan itibarsız Rusya'nın tavrındaki etkili olacağını düşünüyor. Yani Rusya ne tarafı tercih ederse o olacak gibi geliyor. Ya şunu mu anlıyorum ben? Ordu Paşinyan'ı devirmek istiyor. Paşinyan bunu halka şikayet ediyor. Bir darbe girişimi var. Siz de sokağa çıkın buna karşı durun diyor. Doğru mu anladım? Ya aslında şu an ordunun hareketine dair bir bilgi yok. Bu Paşinyan'ın iddiası. Ortaya çıkan tartışmalardan kaynaklanan bir rahatsızlığı var. Hı-hı. Ve bu aslında binaen Paşinyan'ı istifaya davet ediyor. Tamam. İstiyor. Şimdi Paşinyan da bunu bir darbe olarak algılayıp halkı sokağa davet ediyor. Altı ne kadar dolu? Yani bunu şu an sokakta bir hareketlik gördük. Yani sırasında hani savaşın son anlarında halkta büyük bir hareketlik vardı biliyorsunuz. Meclisi evet. Basmışlardı vesaire. Evet. Ama o Paşinyan'a karşıydı zaten. Gösteremedi. Ama gösterebilir. Yani bu çünkü ordu son derece gergin. Yani ordu bundan sonra ne yapacak? Nasıl bir hamle yapacak? Hep beraber göreceğiz. Siz ne bekliyorsunuz? Ya ben biraz önce söyledim Rusya'nın tavrı. Rusya gelecek krizi. Öyle gözüküyor. Rusya hangi tarafı tercih ederse onu dedi oldu. Çünkü şu an savaştan sonra yani bir gerçek var. Ekonomik durum da fena gördüğümüz kadarıyla. Ordusunun elinden alan Rusya. Yani Rusya kurtardı Ermenistan'ı ve Ermenistan ordusunu. Tabii bunun üzerine büyük bir bağımlılık gelişti. Zaten bağımlıydılar. Şimdi tam
hale geldiler. Bu noktada Rusya bir tercihte bulunacak. Veya işte olayı kendisi bir şekilde yönetecek ve suların durulmasını sağlayacak. Bu karışıklığın etkisi bölgede ne olur? Yani tabii bir kere öncelikli olarak Dağlık Karabağ Savaşı'ndan çıkmış ve bundan Karabağ'la nedeniyle. Etkileyecektir. Çünkü Dağlık Karabağ biliyorsunuz özellikle Rus'un arkasında kalan alanlarda Ermenistan'ın ve Ermenistan ordusunun asimetrik faaliyetleri çok artmıştı. Şimdi bir diğer tarafta terör artmıştı. Hatta şunu söylemek gerek, hani mayın tarlalarının haritalarını dahi vermiyorlardı Azerbaycan ordusuna. İnsanlık suçu işliyorlardı ve oradaki demografik yapının değişmesine engel olmaya çalışıyorlardı. Yani çünkü anlaşma metninde şu var. Yani Azerbaycan halkı, yani kaçkın ve göçkünler Birleşmiş Milletler'in Rusların da olduğu alanlara girecekler. Ama şimdi onu engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Demografik anlamda kilit atmaya çalışıyordu. Rusları kullanmaya çalışıyordu. Ruslar bu süreçten istifade ediyorlardı. Şimdi bunu etkileyecektir. Tabii yeni bir iktidar gelirse, yeni iktidar ortaya koyacağı yaklaşımlar Rusya, Azerbaycan, Türkiye... O da kendi gücünü ispat etmek isterse bu yenilgiyi yerine başka bir amaç güderse gibi sorular geldi aklıma da öyle bir ihtimal var mı, yoksa bu defter kapandı mı, Rusya buna izin vermez mi? Yani belki de Rusya'nın istediğiydi zaten Paşinyan'ın bu hale düşmesi, bu ihtiraslarının sonucunda hep o konuşuldu ya o dönemde. Gördünüz işte. Savaş bitti gibi gözüküyor ama tekrar alevlenmesiyle ilgili çok enteresan sahada kendisini gösteren. Yani Azerbaycan içerisinde Rusya olduğu için hassasiyetini ortaya koyup çok müdahaleci davranmıyor ama işini biliyor. Yani bir şekilde siyasi ve diplomatik anlamda elindeki kazanımlarla beraber geliştirmek niyet ve maksadında haklı olarak, çünkü sonuçta topraklar onun toprakları, ama bir diğer tarafı burada bir direnç var. Şimdi siyasi ve diplomatik süreci Azerbaycan işletmeye çalışacak. En az 5 yıllık dönemde. Ama eğer gerçekten arada bu 5 yıllık süreci veya demografik anlamda bölgenin Azerbaycan hakimiyetini girdirse engelli bir denklem oluşursa, risk oluşursa Azerbaycan tekrar müdahale etmek zorunda kalabilir. Çünkü bu sefer Azerbaycan'ın iç siyasetini çok, Aliyev'in geleceğini çok etkiler. Azerbaycan'daki siyasi askeri varlığı çok etkiler. Yani bu anlamda sadece hassas bir gündem oluşturduğunu ifade etmemiz gerek. Yine hassas bir gündemin içindeyiz. Etkileri olabilir, görülebilir. Azerbaycan tarafında, bölge tarafında da diyorsunuz. Çünkü Paşinyan dönemi sonrasında ne olacak onu da görmek lazım diyorsunuz. Doğru mu anladım? Kesinlikle. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. Sıcağı sıcağına bu gelişmeleri yaptığınız için. Anadolu Ajansı Moskova temsilcisi Ali Cura sanırım telefon attığımızda. Duyabiliyor musunuz beni Ali Cura? Evet, merhaba. Teşekkür ederiz, sağ olun. Biz sıcak gelişmeyi aktarıyoruz. Tabii ki Moskova'dan görünen yüzünü, ayrıntıları sizden dinlemek isteriz. Sizden de dinlemek isteriz. Paşinyan darbe girişimi var. Kendisine istifa çağrıları olunca bunu darbe girişimi olarak yorumladı ve halkı kendine destek için sokağa çağırdı bilgisi var elimizde. Fakat daha önce de İskender füzeleri noktasında niye çalışmadı, niye kullanmadın? Paşinyan'da bildiğiniz sorunun cevabını niye soruyorsunuz şeklinde bir tartışma yaşanmıştı. Daha sonra bu tartışmanın büyüdüğünü ve bu noktaya geldiğini anladık biz, ama siz ne dersiniz? Siz bize Moskova'dan görüntüyü nasıl anlatırsınız? Evet, zaten uzun süredir aslında Rusya tarafından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a yönelik bir baskı söz konusuydu. Zaten Batı yanlısı tutumlarıyla Paşinyan Rusya'dan tepki görüyordu. Dolayısıyla bir rahatsızlık da vardı. En son işte Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanlar Paşinyan'ın istifası için bir bildiri yayınladı. İstifa çağrılarına yönelik de Paşinyan darbe girişimi olarak değerlendirdi bu konuyu ve destekçilerini sokağa çağırdı. Şu anda detaylar, Paşinyan hala konuşması da sürdürüyor. Moskova'dan şu anda henüz net bir değerlendirme yok. Büyük ihtimal kısa bir süre sonra bu konuda net değerlendirmeler de ortaya çıkacak. Nasıl bir değerlendirme yapar sizce Cura? Rusya? Alamadım. Rusya alamadım. Nasıl bir değerlendirme yapar bu olay karşısında? Paşinyan büyük ihtimal